Maneviyat için yapılması gerekenler. Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Manevi tadı üç şeyde arayınız. Eğer onu bulursanız size ne mutlu. Onu korumaya çalışınız. Ama eğer onu bulamazsanız biliniz ki rahmet kapıları size kapatılmıştır. Bu tadı arayacağınız yerler şunlardır. 1- Kur'an tilavet ederken 2- Zikrederken 3. Secde ederken Bir diğeri buna, sadaka verirken ve seher vakti ibadet ederken kısmını ilave etmiştir. Kur'an'ı yüzünden okumak, ezberi okumaktan daha faziletlidir. Denilir ki, Kur'an'a bakarak onu hatmetmek, ezbere olan yedi hatme bedeldir. Çünkü mushafa bakmak da bir ibadettir. Sahabe, ve tabiun rahmetullahi aleyh ecmainden birçokları Kur'an'ı yüzünden okurlardı. Mushafa bakmadan evlerinden çıkmazlardı. Onlar böyle yapmayı kendileri için müstehap görüyorlardı. Nitekim Hz. Osman Zinnureyn radiyallahu an mushafı devamlı elinde bulundurup okuduğundan dolayı elinde iki mushaf eskitmiştir Zünnûn-ı Mısri rahmetullahi aleyhe, bozulan kalbi düzeltmek için ne yapmak lazımdır diye sorduklarında, beş şey yapmalıdır. Helal yemek, Kur'an-ı Kerim okumak, salihlerle, velilerle sohbet, gece ibadet, seher vaktinde ağlamak buyurdu. Bunlarla olmazsa bozuk kalbi neyle düzeltmek lazımdır dediklerinde, açmadan oruç tutmakla, bu da olmazsa kuru ekmekle iftar edip yemek yememekle buyurdu. Bununla da olmazsa başka ne yapmalıdır dediklerinde, bir iş daha kalıyor ki, o terk edilmezse gönül salaha kavuşur, düzelir buyurdu. O şey nedir dediklerinde, yetimleri, kimsesizleri, kalbi kırık olanları okşamalı, gönüllerini almalıdır. Böylece onların duası bereketiyle Allahu Teala onun kalbini tekrar düzeltir. Mevlana Muhammed Rebhami, Riyadun Nasihin, sayfa 228, 20 Şubat Mevlana takvimi.